It's all about humanity. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte sezon 15'te nasıl Fatih'e adım atmalısınız onu göstereceğim sizlere. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Başlamadan önce aşağıdan videomuza like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bu tür rank kasma videolarımı kaçırmadan izleyebilirsiniz. Pusu taktikleri olsun, rank kasma videoları olsun, bunların hepsini ben kanalımda paylaşıyorum. Eğer rank kasmak istiyorsanız ve pusmak da istiyorsunuz, geçen günlerde sizlere bir tane köprü pusu taktiği paylaşmıştım. O videoyu da izlemenizi öneririm. O taktikle hileler bile gelip sizi vuramaz. O derece bir taktik dostlar. Yani kullanmanızı öneririm. Videonun başında koyduğum teaser yani fragman ise dostlar PUBG Mobile 1.0 ile alakalı. Sezon 15'te de tabii ki de alakalı. Umarım izlemişsinizdir yani de onu da. Artık alıştınız vallahi. Her videonun başında bir tane fragman koyuyoruz. Teaser koyuyoruz. İlk onu izliyorsunuz. Sonra gelip beni buluyorsunuz falan filan. Ferdi boş yaptın diyenler oldu. Duydum. Evet, şimdi hızlı bir şekilde başlayalım efendim. İlk önce sen 2 haftada mı Fatih olmak istiyorsun, 8 haftada mı Fatih olmak istiyorsun? Bunu ilk önce kendi aklına bir koy abi. Evet. Ve bir de şu var, mobil misin, emülatör müsün? Eğer ki mobilsen birinci şahıs senin için güzel bir yer kankam. Ama eğer emülatörsen üçüncü şahıs zorunlu bir şekilde kasman lazım. Nasıl mı? Hemen sizlere göstereyim abi. Hani kendim bu arada ben canlı yayında D-Live'da rank kasacağım, haberiniz olsun. Emülatörde kasacağım, üçüncü şahıs tekli kasacağım. Neden tekli derseniz, emülatörde sadece üçüncü şahıs tekli ve üçüncü şahıs eşliğiyle Fatih olabilirsiniz. Peki ben neden tekli seçiyorum? Vurduğum adam direkt ölsün, kurtulayım, gitsin hesabı abi. Benim aklımda o var. Eğer tabii ki de siz eşlik kasmak isterseniz de eşlik kasabilirsiniz. Takım sayısı ne kadar az olursa o kadar Fatih'e çıkma şansınız da o kadar yüksek olur dostlar. Mesela bunu en kolay şu şekilde anlatayım abi, ben yine tekrardan sizlere. Bu arada ben de bu videoyu sürekli olarak istediğiniz için ben tekrardan çekiyorum. Burada sezon kısmına geliyorsunuz abi. Burada işte rütbe kısmı var mesela. Eğer olur da 3. şahıs takımda rank mı kasmak istiyorsun? Hayır, sakın yapma, çünkü buradaki Arapların hepsi seni bekliyor. Evet, gel diyor, ben hileyim diyor. Gel kardeşim seni de öldüreyim diyor. Çok kolay taktiği bu dostlar. Ama eğer ki tekliye geçerseniz teklide dostlar rahatça kasabilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Teklide hile takımlıya oranla az. Yani her maçta zaten her türlü hile var. Ama Fatih'e kasmak istiyorsan, mobil ya da emülatörsen her zaman ben 3. şahıs tekliye öneririm. Belki biliyorsunuzdur oynuyor Murat abi. Kendisi 3. şahıs teklide kastı. Queen Mesfili zaten biliyorsunuzdur. Adam her zaman sıralamada. Mesela abi Queen Mesfili şu anda yine X89'a girdi. Biliyorsunuz ki bununla da bir VS videomuz vardı abi. Yani adama ne olursa olsun abi, adam hilemiyle dinlemiyor. Yine de rankını kasıyor. Aslında önemli olan sizin içinizde rank kasma istemek abi. Zaten eğer siz X50'yi yediğinizde bırakıyorsanız zaten hiç başlamayın o işe. Çünkü illa bir kere de olsa, 5 kere de olsa o X50'yi yiyorsunuz abi. Rank kasmak böyle bir şey. Şu anda mesela sıralaması 4838. O da aynı şekilde benim gibi yayında kasıyor dostlar. Onu da yayınları D-Live'da bu arada. Murat abininki de orada, hani oynuyor orada. Queen Mesfili orada, ben de oradayım. Yani D-Live'ı aslında indirirseniz bizleri bulabilirsiniz. Hepimiz 15. sezon rank kasacağız. Onlar bu sezon kastı ve Fatih oldular. Ben bu sezon kasmamıştım. Yani işlerim falan vardı. Ama 15. sezonda ben D-Live'de canlı yayınlarımda kasacağım. Gelirseniz de beklerim abi. Hani rank kasma taktikleri olsun, ben ne yapıyorum, ne ediyorum falan, hepsini öğrenmek isterseniz D-Live'e bekliyorum sizi. Biliyorum birazcık fazla uzatacağım bu konuyu ama hani bu şekilde anlatabiliyorum şu anlık. Diyelim ki abi ben 2 haftada Fatih olmak istiyorum. Bak 2 haftada Fatih olacaksan sadece sana bu yolu öneririm. Buradan BŞN kısmına geliyorsun abi. Takımlıya geliyorsun ve 2 haftada as oluyorsun. Eğer 2 haftada as olursan ya da as 1 olursan Fatih'sin. Ama 2 haftadan sonra geç kalırsan as 2, as 3, as 4, as 5 diye gider.
Fakat şöyle de bir şey var. Mesela sen diyorsun ki ben 8 haftada Fatih olacağım abi. Rahat rahat yata yata rankımı kasayım. O zaman da sizlere birinci şahıs tekliği öneririm. Birinci şahıs tekliği neden öneririm? Birinci şahıs tekliği bu arada sadece mobilde var. Yani emülatörle hiçbir şekilde kasamazsınız. Buraya tekliğe geldiniz abi. Şu anda 4324 puan istiyor. Bu ne demek? Asol Fatih'sin. Ve şu anda sezonun bitmesine son bir hafta kaldı dostlar. Yani sezonun bitmesine son bir hafta kalmasına rağmen şu anda 3. birinci şahıs tekliğe As Ligi'ne çıkarsanız Fatih'siz. Belki arada bir gelip sizle oynayacak bir arkadaşınız vardır. O zaman da sizlere dostlar eşli birinci şahıs öneririm. Neden derseniz eşli birinci şahısta da şu anda Fatih puanı As 2 yıldız ve biz şu anda 7. haftadayız dostlar. Haberiniz olsun. Ben buna göre söylüyorum hani eğer mobilsen abi senin için en güzeli birinci şahıs kasmaktır. Haberin olsun. Ama 3 kasayım diyorsan da sadece tekliği öneriyorum. Haberiniz olsun abi. Ve sizlere şöyle bir ipucu daha vereyim dostlar. Mesela diyelim ki abi ben 2 haftada kasacağım mı dediniz. Bak eşleşmeyi açın abi. Mikrofonunuzu açın ya da sağ taraftan yazın. Değil ki rank kasan var mı abi? Adamı yanınıza çağırın, ikna edin bir şekilde. Eğer sizin yanınıza gelirse sizin yanınıza oynayacak bir oyuncu olur. Ve hani 1v4 değil de 2v4 bir tık da olsa kendinize güveniniz artar ve daha güzel oynayacağınızı düşünüyorum. Ben mesela sezon 12'de öyle yaptım abi. Benim tam bir takımım yoktu. Tabi arada arkadaşlarım falan geldi, onlarla da kastım ama hani ben genelde arkadaşlarım olmadan rank kastım da eşleşmeyi açıyordum abi. Soruyordum mesela rank kasan var mı? Var. Yanıma çağırıyordum. Gelirse oynuyorduk. O güzel bir yere gidiyorsa ben gidiyordum. Ama rank kasarken hiçbir zaman şöyle bir hatayı yapmayın dostlar. Her maç en kötü ihtimalle bir tane izlenme hilesi vardır. Bundan haberiniz olsun. Bunu da çözeceklerini sanmıyorum ben yani hile işine. Ve bu hile olduğu için eğer siz erkenden alana girerseniz direkt hileye ölürsünüz. İlk 4 alan dışarıda gezin dostlar. Yani dışarıda gezin dediğim alana tabii ki de yakın olun. Ama hani alana çok çok yakın olmayın. Alan ortasına girerseniz ya da diyelim ki ilk 4 alandan önce çemberde gezerseniz sizi hile gelir ve avlar. Sonunda da eksi yersiniz. Hani eksi 50 çok kötü bir şey. Kendim rank kastığım için tabii ki de biliyorum ama hani bunu da sizlere bir şekilde anlatmam gerekiyor bu Fatih olan. Çünkü hani ben Fatih'e kasmak istiyorum diyenler var. Seninle birlikte kasalım mı diyenler var. Falan var filan var. Ben de sizlere bir tane yol göstermek istiyorum ve hani en iyi bu şekilde yol gösterebilirim diyerek sizlere gösteriyorum dostlar. Mesela diyelim ki abi siz sezon 16'da rank kasacaksın. Sezon 15'in mesela benim şu anda bu videomu izleyip 16'da kasacaksınız. Sizlere şunu da öneriyorum dostlar. Eğer Taş Ligi'ne çıkarsanız Platin 5 Ligi'nden diğer sezon başlarsınız. As Ligi'ne çıkarsanız Platin 2'den başlarsınız. Fatih'e de çıkarsanız Platin 1'den başlarsınız dostlar. Haberiniz olsun. Buranın rank sistemi de bu şekilde ilerliyor. Umarım video beğenmişsinizdir dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım sizlere güzel bir bilgilendirme videosu olmuştur. Yani istediğiniz videolar da varsa aşağıya her zaman yazabilirsiniz. Bekliyorum. Ve ben canlı yayında rankımı kalsam gelip canlı canlı izlemek isteyenler de varsa bekliyorum abi. Görüşürüz. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way.